kaygısına çekildik. Araları da böldük. Fransız basını da çekildik. Tamam, mimar bu derdi. Değerli arkadaşlar, tabii enkazımızın olduğu, yıkılan binamızın ve vefat eden vatandaşlarımızın olduğu alanın bir tanesi Sürsürü mahallemizdeki Dilek ve Petek sitesinin bulunduğu alandayız. Diğer alanımızda Mustafa Paşa mahallesinde iki binamız yıkılmıştı. Ve 37 vatandaşımız bu binaların altında kalarak hayatını kaybetti. Biz de bir taraftan hasar tespit çalışmalarını süratli bir şekilde başlattık. Bir taraftan enkaz kaldırma sürecini hızlı bir şekilde yapmak ve yeni yapılacak konutların projelerini de çalışarak sürecimizi hızlı bir şekilde yönetmeye gayret gösterdik. Şu an bulunduğumuz Sürsürü mahallemizde konutlarımız yeniden inşa edilecek proje çerçevesinde hafriyatlarımız alındı. Zeminde dipmix, zemin güçlendirmesi çalışmaları etap etap tamamlandı ve hepimizin de gördüğü gibi artık projemiz temel atacak safhaya gelmiş durumda. Eş zamanlı olarak yine diğer alanlarımızda çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve etaplar halinde ihalelerimizi gerçekleştiriyoruz. Hem Malatya ilimizde hem Elazığ ilimizde çalışmalarımızı eş zamanlı götürüyor ve inşallah yıl sonuna kadar da vatandaşlarımıza sağlam, güvenli, yaşanabilir konutları inşa etmek için gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle birlikte eş zamanlı olarak temel atma çalışması gerçekleştireceğiz ve arkadaşlarımız da yoğun bir şekilde temellerimiz için, betonarmelerimiz için, inşaatlarımız için çalışmalarını sürdürmektedir. Vatandaşlarımız rahat olsunlar. Elazığ'ımızın yeniden inşası, yeniden ihyası için yapılması gereken her türlü çalışmayı, detayı düşünüyor ve hızlı bir şekilde kararlarımızı sahada alıyoruz ve inşallah hızlı bir şekilde de gerçekleştireceğimiz projelerle birlikte vatandaşlarımızı sağlam, güvenli konutlarda oturmasını sağlayacağız. Bu çerçevede belediyemizle, milletvekillerimizle, teşkilatımızla, tüm vatandaşlarımızla birlikte onların tüm dertlerini, tasalarını dinlemek suretiyle süreci yönetiyoruz. Evdeki artık mutfak dolabının detayına kadar, banyodaki duş teknesinin, klozetin detayına kadar her türlü detayı düşünmek ve daha iyisini nasıl yapabiliriz? Yerel mimariye uygun, yerel dinamiklerin, yerel değerlerin projede kullanıldığı ve bu proje çerçevesinde üniversitelerimizden, Fırat Üniversitemizden, hocalarımızdan destek almak, yine yerelde mühendislerimiz, mimarlarımız, taşeronlarımız ve buradaki sanayicilerimizle tüm şehir olarak bir bütün birlikte hareket etmek suretiyle bu inşaatları gerçekleştireceğiz ve bir yıl sonra inşallah Elazığ bugünden çok daha güzel, çok daha sağlam, güvenli konutları olan, sosyal donatıları olan ve içinde gerçekten vatandaşlarımızın mutlu, mesut yaşayacağı bir şehir haline gelecektir. Sayın Bakanım, buradaki mimariye baktığımız zaman vatandaşlar Harput kimliğine uygun istiyorlardı ki Sürsürü Mahallesi'nde öyle olmuş. Diğer yerlerde de bu şekilde yapılacak mı? İkincisi, Cumhurbaşkanımızın geleceği tarih belli mi? Temel atma için söylediniz ya. Evet, yani biz Harput mimarisinden esinlenerek modernize etmek suretiyle günümüze, günümüz projesine yansıtacak şekilde bir çalışma cephe detayı yapıyoruz. Cumbaların olduğu,
Ve bu cumbalarda ahşap desenli malzemelerin kullanıldığı, yine binanın zemin katında doğal taştan kaplamaların olduğu, o bizim özümüzü, kültürümüzü dediğimiz, yansıtacağımız önemli detayları projede düşünmeye gayret gösteriyoruz. Temel atma törenine ilişkin Sayın Cumhurbaşkanımızın programı çerçevesinde eş zamanlı olarak hem Elazığ'da hem Malatya'da çalışma yapacağımız hemen hemen her sahada temel atmak istiyoruz. Biliyorsunuz Sürsürü dışında Mustafa Paşa, Abdullah Paşa, Rüstem Paşa, ki Rüstem Paşa da Elazığ için çok önemli. Yine bunun dışında rezerv konutlarımız Yemişli'de, Zafran'da, Çatalçeşme'de rezerv konutlar üretiyor. Aksaray Kızılay Mahallesi'nde yine yerinde dönüşüm projeleri gerçekleştiriyoruz. Bu çerçevede yapabileceğimiz kadar eş zamanlı bir şekilde inşaat yerlerimizde yapmak ve süreci de eş zamanlı götürmek istiyoruz. Sayın Bakanım, Van'ı etkileyen depremle ilgili bir açıklamanız olacak. Evet, Van'da da hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Hem Van'da bugün deprem yaşadık, hem de Konya ilimizde deprem yaşadık. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. İçişleri Bakanımız olay yerine intikal ettiler. Bizim de bakanlığımıza ait hasar tespit çalışmalarını yapmak üzere tüm birimlerimiz Van ilimiz için seferber olmuş durumdadır. Tespitlerini yapacağız ve hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın yaralarını sarma sürecine Van'ımızda da gireceğiz. Bundan önce ne yaptıysak Van'da, Bingöl'de, Afyon'da, aynı şekilde Elazığ'ımızda, Malatya'mızda her zaman vatandaşımızın yanında olacağız, bir olacağız, beraber olacağız. Bu günler birlik beraberlik günleridir ve deprem şunu bir kez daha hatırlatıyor ki topraklarımızın %70'i, nüfusumuzun yine %70'e yakını deprem bölgelerinde yaşayan bir ülkeyiz. Ve depremle birlikte yaşamayı, depreme hazırlıklı olmayı öğrenmek durumundayız.